Merhaba sevgili hanımlar, sevgili beyler. Kış aylarında tekrardan dermorolara başlıyorum. Yazın yani Mayıs sonuna doğru bırakıyorum. Eğer cildinizde matlık, lekeler, kırışıklık, sarkma gibi sorunlar varsa dermorolarla akşamları haftada bir gün uygulama yaptığınızda deri daha hızlı yenilenecek ve sorun daha çabuk geçecek. Neden? Çünkü dermaroller dediğimiz üzerinde küçük iğneler olan şu aparatlar cilt altına 0,50 milim yani yarım milim olarak küçük minik kanallar açtığı için daha aşağı katmanlara yaklaşık %80 daha fazla serum emilmesini sağlıyor. Dolayısıyla sorun çözümü daha hızlanıyor. Şimdi daha önceden yaptığım ve çok izlenen dermaroller nasıl kullanılır? Ne kadar sıklıkla kullanılır, hangi sorun için kaç milimlik kullanmanız gerek, bununla ilgili detaylı bir videom var, onu şuraya bir yere koyarım ya da sayfanın altındaki metin kutucuğundan linki tıklayarak gidebilirsiniz. Kendi web sitemde de dermaroller'ın kimlerin kullanamayacağı, kimlerin haftada ne kadar veyahut da ayda kaç gün aralıklarla kullanacağı konusunda derin bilgiler var. Özellikle selülitlere kullanılacak olan dermorollerin yüzümüzden daha kalın bir deride çalıştığımız için 1,5 milim civarında olması gerek. Ve bu uygulamaları yaparken sterilizasyona çok önem veriyoruz. Ben belki 4-5 yıldır bu kristalini kullanıyorum. Kristalin bir antiseptik, dezenfektan, iyot ve alkol içermiyor. Dolayısıyla kullanımı çok pratik. Şimdi dermaroller nasıl kullanılır videosunda göreceğiniz gibi ilk önce cildimizi temizliyoruz, kuruluyoruz. Ardından dermarolleri şöyle dezenfekte ediyoruz. Kendi kutusuna koyuyoruz. Altta iğneler bir yere çarpmadan durabilsin ve deriye yırtık yapmasın diye özel bir oyuk var. Oraya yerleştiriyoruz. Bir 2-3 dakika bekliyoruz ki steril olsun. Şimdi ben bunu nasıl uyguluyorum? Özellikle benim gibi 65 yaş üstü olan hanımlarda şuralarda sarkmalar çok belirginleşiyor. Dekolteye de uygulayabilirsiniz. Boyuna da uygulayabilirsiniz. Bir kere dezenfekte ediyoruz. Sonra sıraya alacağımız şey serum seçimi. Ben Dua Kozmetik'ten geçen hafta aldım. Daha önce başka bir serum kullanıyordum. Doğa Kozmetik'in peptit serumu, bunun içerisinde çok farklı nörotransmitter dedi, çok farklı konuları uyaran, üretimi fazlalaştıran ya da üretimin kalitesini arttıran peptitler var. Bu da vitamin B5, bazen bunu kullanıyorum, bazen bunu kullanıyorum dermaroller'la birlikte. Zaten işlem yaklaşık 3 dakika kadar filan sürüyor. Yani cildinizi hırpalamadan yapmanız için. Şimdi dezenfekte ettikten sonra dermaroller'ı alıyoruz. İlk önce ben mesela alnıma çalışıyorum. Şuraya serumumu uyguladıktan sonra dermaroller'la ilk önce yukarıdan aşağı, sonra sağdan sola, sonra çapraz, sonra da şöyle çapraz uyguluyorum. Bitti. Daha fazla yapmanıza gerek yok. Şurada bir parmağa basılı tutacağınız yer var. Çok büyük basınç uygulamayın. Bu kontrol etmek için başı. İkinci dikkat edeceğimiz şey de dermaroller'ın iğneleri içindeyken yön değiştirmemek. Yani artı kaldır artı. Hep deriyle temasını keserek ilerliyorsunuz. Önce alnı yapıyorum. Sonra bu bölümü. Sonra bu bölümü yapıyorum. Ondan sonra bir boyun kenarı, sonra diğer boyun kenarı. Toplam 3 dakika kadar sürüyor. Serumumu uyguluyorum. Ya peptidi ya B5'i. Eğer o gün B5'i uyguladıysam sabah da peptidinle devam ediyorum. Yani bu iki serumun birini sabah birini akşam kullanıyorum. Ama dermaroller'da ya birini ya birini kullanıyorum. Serumları karıştırarak kullanmayın. Şimdi dermaroller'ı bitirdik. Ardından isterseniz bir hyaluronik asit maskesi uygulayabilirsiniz. Dermaroller uygulaması bittikten yaklaşık 1 saat kadar sonra nemlendiricinizi sürüyorsunuz. Ve o akşam retinollü
ya da asitli herhangi bir ürün kullanmıyorsunuz. Hatta mümkünse 24 saat. Şimdi benim akşamları kullandığım şu pH formülanın Vita A kremi. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Işık yansıyor. Bu A vitamini formu olan bir krem. Geceleri bunu kullanıyorum. Ama dermaroller yaptığınız geceler, gün ya da ertesi günü 24 saat içinde retinollü bir şey kullanmamaya dikkat edin derim. Gündüzleri de Agartha'nın şu Reishi içerikli kremini kullanıyorum. Göstereyim içinde. Hafif sarımtırak, bu da içindeki bitkiden rengini alıyor. Oldukça yoğun bir krem. Özellikle yenilenme istiyorsanız haftada bir dermaroller, akşamları bir anti aging krem ve altına mutlaka yenilenmeyi hızlandıracak bir serum kullanmanızı öneriyorum. Buna ne kadar devam edeceksiniz? Güneş ışınları deriyi çok fazla etkilemeye başlayıncaya kadar, bu da Mayıs ayı oluyor. Yazın da evet dermaroller'a devam edebilirsiniz. Ben tavsiye etmiyorum, kendim de yapmamaya çalışıyorum. Çünkü güneş ışınlarından istediğimiz kadar korunmaya çalışalım. Mesela ben gündüzleri bunun adı neydi? Sun Unique Ultra Hafif Güneş Koruyucu Siorel'inkini kullanıyorum. Şu an uzun sürede Ecoven'inkini kullandım. Çok memnundum. Uluslararası ödül falan aldı bu artık. Yani Türkler de artık kozmetik piyasasında ben varım diyorlar. Gece kreminiz, gündüz kreminiz. Gündüz korumanız mutlaka ve 2 saat sonra yenilenmek şartıyla ve altına serumlarınızı kullanıyorsunuz. Bunların hepsi hem sarkmalara sebep olan kolajen eksikliğini arttırmak, daha kaliteli kolajen üretimini sağlamak, hem de hücreler arası iletişimi hızlandırmak için yaptığımız işlemler. İmkanınız varsa bir medikal estetik uzmanına gidebilirsiniz. Kendisi size dermaroller gibi iğneleri olan başlıklarla aynı zamanda deri altındaki kolajen üretimini hızlandıracak ısıyı da vererek, yani hem radyo frekans hem dermaroller beraber gibi düşün. Scarlett ya da Icon gibi bir işlem uygulayabilir. Eğer imkanınız varsa, müsaitse bütçeniz, böyle bir şeye de girişebilirsiniz. Ama artık hepimiz biraz tasarruf yapmaya çalıştığımızdan evde de uygulayabileceğimiz, her ne kadar doktorun yaptığı kadar kuvvetli olmasa da bazı işlemlerle bu cilt sarkmasına karşı durabiliriz. Nereye kadar? Yaşlanma hızı bizim yaptığımızdan daha fazla yol almaya başlayana kadar, ki o zaman da mini lif dediğimiz buradan kesilerek cildin şu şekilde toparlanması. Bunu bu aralar çok tercih eden hanımlar var. Yaralar bir haftaya kadar iyileşiyor ve yaklaşık 2 ay sonra 20 yıl önceki yüzünüze kavuşuyorsunuz. Olgun bir ruhta, çok genç bir surat da biraz garip duruyor. Ama güzel yaşlanmak, iyi ve sağlıklı yaşlanmak için elimizden geldiği kadar bu tip bakımlarla evde de enstitü gibi uygulamalar yaparak karşı koyabiliyoruz. Ürünlerin linklerini bulursam eğer hepsinin aşağıya koyarım. Ben dermarollerlarımı bir Türk sitesinden almıştım. Hala kullanıyorum. Çok da kaliteli ve iyi çıktılar. Dermarollerların ne kadar ömrü vardır diye çok soran oluyor. Şimdi o minik iğneler deriye her girip çıktığında onlar da tabii ki keskinliğini yitiriyor. Eğer haftada bir yapıyorsanız 1 yılın sonunda dermarollerınızı lütfen atın. Yeni dermaroller alın. Bir de uygulamayı yaparken, derinin içindeyken sakın yön değiştirmeyin. Küçük yırtıklar yapıyoruz. Bunlar da deri üzerinde sonra izler olarak kalabiliyorlar. Sorularınız varsa videonun altında yazabilirsiniz. Eğer dermaroller nasıl yapılır, daha detaylı bilgi istiyorum diyorsanız da yine aşağıdaki linke tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.